Bitlis'in Tatvan ilçesi Anadere bölgesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki piyade uzman çavuş Talat Bildirici'nin acı haberi memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evini yasa boğdu. 2 yıllık uzman çavuş olan Talat Bildirici'nin şehit olduğu haberini askeri yetkililer, Kozan'ın Çamdere mahallesinde oturan babası 56 yaşındaki Ali ve annesi 50 yaşındaki Müzeyyen Bildirici'ye ulaştırdı. Sinir krizi geçiren anneye sağlık görevlileri müdahale etti. Acı haberle şehidin tek katlı taştan yapılan evine akın edenler Türk bayrağı astı. 3 erkek kardeşin ortancası olan şehidin 1 yıl önce evlendi ve ev kadını eşi 22 yaşındaki Şeyda'nın da 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Şehit Talat Bildirici'nin cenazesi askeri törenle teslim alındı. Şehidin uğurlandığı sırada hastanede görevli hemşireler, doktorlar, hasta bakıcılar ve stajyer öğrenciler morg önüne gelerek şehide son görevlerini yaptı. Şehidin cenazesi askeri araca konulduktan sonra toplanan kalabalık tekbir getirdi. Şehit uzman çavuş Talat Bildirici'nin cenazesi Kozan'ın Çamdere Mahallesi mezarlığına getirildi. Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, askeri Erkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kabirde yatanları da rahatsız etmeden, şehidimiz de rahatsız etmeden götürelim yatağına inşallah. Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen şehidin 7 aylık hamile eşi Şeyda Bildirici sürekli gözyaşı döktü. Hastaydı, ben göreve gitme dedim. Hastasın, gitme. Ben gitmezsem kim gidecek dedi. Ben şehit olursam vatan sağ olsun dedi. Eşinin şehit olacağını bildiğini anlatan Şeyda Bildirici, bana hep diyor ki oğlumuz sana bakacak. Bizi şehit olacağına hazırladı. Vatan sağ olsun. Kalleşler bir gün elbet cezalarını bulacak dedi. Bu acıyla nasıl yaşayacağım? Şeyda Bildirici eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bak beni istemeye geldiğinde yediğin gömlek açıyor bak. Şehidin annesi Müzeyyen Bildirici mezarlığa ambulansla getirilirken baba Ali Bildirici ise metanetli görünmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından tabutu askerlerin omuzlarında taşıdığı şehit uzman çavuş Talat Bildirici'nin cenazesi Çamdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.